Garanti BBVA ile sesini aç da bu programdaki konuğumuz Nova Norda. Belki cehennem böyle bir yerde. Neler yapmam lazım? Şimdi bir şu şarkının bilmem nesi vardı, o klibin bilmem nesi. Yine kafası karışık bir ünlümüz. Benim Spirit diyeceğim, sen kafası karışık dedin çünkü. Sinop diyeceğime Samsun diye bağırdım. Gücüm hiç yok, dur de. Herkese selamlar. Yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Garanti BBVA ile sesini aç da bugünkü bu programdaki konuğumuz Nova Norda. Alkışlar. Ben burada kendi ses efektimi kendim evet, yapıyorum bu şeklinde. Bu arada bu bütün pandeminin özeti benim için yani. Kendi hani, kendine değil mi? İşte falan şarkı bitiyor böyle hiçbir şey yok. Çünkü başka yapacak aynen, bir şey yok yani. Nasılsın öncelikle? Valla iyi olmaya çalışıyorum. Genel olarak 1,5 senedir iyi olmaya çalışıyorum. Diğer bütün müzisyen arkadaşlarım gibi öyle geçiyor yani. En azından yüzük kuyruğuna geldik gibi bir hisse bürünebiliriz evet, dünyaya evet, baktığımızda evet, diye düşünüyorum. Umuyorum. Peki o zaman bence dünya hali vesaire vesaire konuşmadan önce, hızlı müziğe giriş yapmadan önce ufakça bir oyunla başlayalım. Başlayalım. Ardından da müzikle devam edip sohbetimize de geçeriz. Başlıyorum. Başlayalım. Sabah telefonu elime aldığımda ilk iş nokta nokta noktaya bakarım. Ay tabii ki Instagram'a yani. Tabii ki Instagram'a bakıyorum. Teşekkür ederim. Ve hani %80'imiz falan bunu yapıyor muhtemelen yani. Benim çevremdeki herkes duymuyorum. Twitter'a tamam, bakıyor. Ben de Instagram'a bakıyorum bu arada. Yani güne kötü başlamaz mısın direkt Twitter'a baksan evet, ya? Zaten en hepsi karamsarlar. Zaten bu arada Nova Norda'yı Instagram'dan takip edenler görüyor. Ben kendisini bir hafta 10 gündür takip ediyorum. İçim açıldı. Teşekkür ediyorum yani bu kadar. Çünkü ben sadece bir şey için heyecanlandığımda paylaşıyorum da o yüzden. Yoksa neyse ki her gün heyecanlısın. Buradan yani bunu işte görüyorum. Sen bir hafta 10 gündür iyi şeyler. Evet evet. 70 yaşında kendimi nokta 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 olarak görüyorum. 70 yaşımla ilgili şöyle bir hayalim vardı. Bir zamanlar ben 70'ken, 70 yaşındayken şöyle bir hayal kurmuştum. Daha yeni 30 oldum ama bundan büyük bir heyecan duyuyorum şu an 30'lara ayak basmış olmak konusunda. Benim burada ne diyeceğimi tahmin edebiliyor musun? 30'unda 3. yılını dolduran bir insan olarak hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor diyorsun. Ya benim niyetim birazcık daha az böyle, ya işte 20'ler böyle hani duvarlara toslaya toslaya geçiyor ya, işte ne olduğunu anlamıyorsun, böyle birazcık hata yapıp öğreniyorsun ya da işte hani ona hata demeye karar veriyorsun falan neyse. Hani 30'larda biraz onu daha az yaparız gibi geliyor ama sen hiç ona inanmadın herhalde. Ben inanıyorum ya. Bence olur tamam, yani. Aynı. Ben de daha 7 senem var. O yüzden, evet, evet ya belki evet, 40'lara girerken yıl hani, evet, deriz ki çok daha aklı selim geçti böyle hani 30'lar. Evet. 70'imle ilgili de hani her 10 yılda birazcık daha hafif, daha da hafif, daha da hafif. Böyle gündelik dertlerden daha uzak, böyle varoluşa daha yakın. Geçer, gider falan gibi bir pamuk tepki gibi bir şey halde evet yap. Tamam. Peki dünyada en çok görmek istediğim yer nokta noktaydı ve oraya gider gitmez nokta 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 yaptım. En çok görmek istediğim yer Japonya'ydı. Oraya gittim de ya gider gitmez beni bir gülme aldı ve bir saat falan güldüm herhalde. Çünkü her şey çok farklıydı yani. Her şey çok şirin ve çok tatlı ve çok komik göründü bir süre gözüme ve bir saat falan gülmekle geçti sadece. Ne kadar kaldın orada? 10 gün kaldım. Hmm. Çok yorucu geçti böyle Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Nara böyle çok yer gezerim. Hazır gitmişken yani kaç kere gideceğiz Japonya'ya hayatımızda evet ya, diye. Evet ya dünyanın öbür ucu gibi bir öldük şey yani. Öldük yani hani 10 günde bu kaç şehir sığdırmaya çalışmaktan biraz şey geçti yani ama bir sonrakine gidersem maksimum böyle 10 güne böyle 2 şehir. Hiç gitmedim. Belki. Hiç gitmedim. Çok ben de merak ediyorum. Başka bir gerçeklik gibiydi. Başka bir gezegen gibiydi. Yani çok kafa açtı. Bir derse çok nizami değil mi orada? Çok. Çok güzel. Düzen. Peki hayatta en tahammül edemediğim şey nokta nokta nokta. Ya adaletsizlik herhalde ya. Adaletsizlik olduğu zaman böyle bir damar kabarıyor bende ve hani böyle duygularımı, davranışlarımı neredeyse kontrol edemez bir hale geliyorum. Gurur duyduğum bir şey değil. Belki de birazcık da bu topraklarda bulunmanın getirdiği bir şeydir yani. İster istemez hiddetleniyorum yani adaletsizlikte. Sakin kalamıyorum yani tahammül edemiyorum adaletsizliğe. Sessizlikten evet, iyidir ama bence kesinlikle yine de. Kesinlikle katılıyorum aynen. Peki müzisyen olmasaydım nokta 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 olmayı çok isterdim.
Çok güzel soru bu. Çünkü ben bazen şey düşünüyorum. Hani ben çocukluğumdan beri atıyorum piyano çalmıyor olsaydım da işte resim yapıyor olsaydım belki de hani şu anda ressam olacaktım işi bırakıp falan. Hani onları düşünüyorum. Çünkü beni esas müzikte çeken şey yani bütün bu hani şeyde kurduğumuz, yarattığımız dünyada en çok ilgimi çeken şey hikaye anlatmak. O yüzden şarkının sözlerine falan bu kadar önem veriyorum yani. Hani işte görseliyle, konser deneyimiyle, işte şarkının içeriğiyle, klibiyle vesaire hani ne varsa bir şey hani her şey evet. Evet bir bütün olsun diye çok uğraşıyorum. O yüzden her ne olacaktıysam muhtemelen gene bir hani hikaye anlatıcısı ya da gene bir proje ne denirse ona yani. Bir proje üreten biri olmak isterdim herhalde. Peki tam burada hani anlatmayı seviyorum diyorsun ya bir hikaye anlatmayı seviyorum. Bir şey yazmayı da düşünüyor musun peki? Ya ara sıra deniyorum. Ya şey düzenli olarak yazıyorum ben ama hiç o özgüvenim olmadı yani şu ana kadar hani böyle bunu da yayınlarım falan gibi ama hep şarkılarını yazıyorum. Şarkılarını yayınlıyorsun. Yani evet. Ama bence başka bir şey de yayınlayabilirsin evet. Çünkü o şey var. Evet. Yani, akıyor gidiyor evet, ya söylediğin yazmayı şeyler. Yazmayı gerçekten çok seviyorum. Sahnede başıma gelen en absürt olay nokta noktaydı. Böyle ufak tefek kazaları geçeyim. Böyle bir top 3 yapalım. 3 numara. bir festivalde elektrikler kesilmişti bizim tam şarkının ortasında. Ama ben öyle anları çok seviyorum. Hani hiç beklemediğim bir şey var. Olabilecek bütün aksilikler başımıza geldi. Yani jeneratör var ona bir şey oldu. Elektrik gitti bilmem ne oldu falan filan. Derken müzik gitti şarkının ortasında. Ve hani orada yapabileceğin tek şey hani bir insan evladı olduğunu hatırlayıp başına bunun gelebileceğini dinleyicilerle, izleyicilerle paylaşmak ya. Orada artık şeye çevirmiştik hani onu. Madem hani elektrikler yok, bütün bu karanlığın içinde hep beraber söyleyelim bari şarkıları falan diye acayip güzel bir şey çıkmıştı. Süper çıkmış bir koro da. Oluşmuştur ama aynen. Orada. Çok güzeldi. 2 numaraya geçiyorum. Gittikçe bir dakika böyle. 1 numara ve 2 numara aynı konserde oluyor bu arada. Bence o lanetli bir konserdi. Neredeydi konser bu arada? Galiba Sinop'taydı. Tamam. Kuzeyfest isimli bir festivaldi. O arada biz çok fazla festivale gittiğimiz için ben de gitti. Zaman mekan kayboldu yani. Neredeyim, hangi şehirdeyim bir ara bilmediğim bir süreç yaşadım yani. Orada ben gittim Sinop DJ'me Samsun diye bağırdım böyle konserde. En azından konserde. Karadeniz civarında. Aynen ona çevirmiştim sana. Böyle... Rize, Trabzon, Karadeniz hazır mısınız falan diye ama tabii ki hani herkes çoktan onu anlamıştı. Yani umarım gerçekten hani bu şeye veriyorlardır. 1 numarada aynı konserde düştüm dans ederken. Ne konsermiş evet, arkadaş. Evet yani aynen ama ya işte öyle anları ben çok seviyorum. Çünkü hani şey gibi bir durum var ya hani sahnedesin ve sanki böyle bir hani idolsün ve hani her şey mükemmel olmalı ve çok böyle parlatılmış, cilalanmış olmalı falan. Ama gerçekte hiçbirimiz öyle değiliz tabii ya ki. Yani idealize ettiğin hiçbir insan öyle değil. O yüzden o tarz anlar benim için o gerçekliği kırıyorlar ve çok daha samimi geçiyor o noktadan aslında sonra konser. Biraz o yüzden geçirdiğim en tatlı konserlerden de bir tanesiydi aynı zamanda. O zaman buradan Sinop'tan izleyenler varsa evet ya, ve canlı izledilerse. Bilerek yapmadım gerçekten. Moralim çok bozuk olduğunda beni nokta nokta kendime getirir. Beni kesin Birkan Masoğlu kendime getirir. Çünkü benim helal en çok olsun. Derdimi dinleyen kişi o yani. Bu pandemide bayağı bana yardımcı olan yegane insan diyebilirim yani. Kesin o kendime getirir. Süper. Uyumadan önce mutlaka nokta noktayı kontrol ederim. Yapmadığım iş var mı diye herhalde. Çünkü ben bayağı işkoliyim diyebilirim ya. Çok hani uyanıyorum. Hani neler yapmam lazım. Şimdi bir şu şarkının bilmem nesi vardı. O klibin bilmem nesi falan. Uyandığım saniye telefon görüşmelerine başlıyor. Başlayabilirim. O derece bir şey oluyor. Herhalde yatmadan da öyle oluyordur yani. Checklist'i kontrol edip kesin. Uyuyabilirim. Aynen. Ve son olarak bir süper gücüm olsa bu nokta nokta olurdu. Çünkü ben bunu düşündüm daha önceden. Çok net bir kararım var bununla ilgili. Süper gücüm şu olsun istedim. Dünya üzerinde şu an farkında olarak ya da olmayarak birilerine zulmeden kim varsa onları o zulmettikleri gruplardan insanlara aşık etmek isterdim. Oo. Ki hani empatinin dibini yaşasınlar yani ve zulüm bitsin. Böyle bir şey çok isterdim. Bu çok gerçekten hani ben sığ düşünen bir uçmak, kaçmak, zihin okumak falan gibi şeyler söylerdim. Ama ben de çok düşündüm ya gerçekten. Boşuna bu sözler yazılmıyor. Ben yazmıyorum o yazıyor diye. O zaman müziğe geçelim. Evet, geçelim. Tamam, peki. Devam edeceğiz.
Dünyamıza hoş geldiniz. Burası bir ütopya diye düşünün. İçimden gelen şey her neyse onu yapmanın, tutkularımızın, iç seslerimizin, sezgilerimizin peşinden gitmenin, doğal olmanın dünyası. İçimizdeki neyse dışımızdakinin de onun olduğu bir dünya. Bazen var şey ama bak hep gerçek. Her zaman kendimiz gibi bir dünya burası. Ve kim bize karşı durmak isterse, duygularımızı bastırmak isterse ona inat, bütün o duyguları, bütün o hisleri yaşayacağımız bir yer burası. Ütopyamıza hoş geldiniz. Şimdi bugün biz bu iç seslerimizi kutlayacağız hep beraber. Ve önce kötü hisleri kovacağız. Biliyorum ki tökezliyor, ruhum hissediyor, hiçbir zaman pes etmiyor. Yine biri bizi gözetliyor, herkes yavaş yavaş fark ediyor. Biri gelince biliyorum ki dank ediyor, bir şeyler nüksediyor. O sesler yükseliyor. Kafamda dolanıyor sesler, üzerimizde hayali gözler. Dümdüzler bir de yüzsüzler, düpedüz fosil onlar ölümsüzler sanma. Gelince biliyorum ki tek özlüyor, ruhum hissediyor, hiçbir zaman pes etmiyor. Yine biri bizi, biri bizi. Yine biri bizi, biri bizi. Yine biri bizi, biri bizi. Yine biri bizi. Kafamda dolanıyor sesler, üzerimizde hayali gözler. Dümdüzler bir de yüzsüzler, düpedüz fosil onlar ölüm. Dolanıyor sesler, üzerimizde hayali gözler. Dümdüzler bir de yüzsüzler, düpedüz fosil onlar ölümsüzler sanma.
zooflar var. Hemen bir herkesi tanıtayım istedim. Bugün özel bir gün hepimiz için. Uzun süredir konser yapmayan ve böyle bir şey bir seneden fazladır yaşamayan biz şu an bayağı heyecanlıyız diyebilirim. Herkesi bir hızlıca tanıtmak istiyorum. Gitarda Ömer Okan Arslan. Bas gitarda Alp Görener. Davulda Cenk Güngör. Ve klavyede sevgili Kaan Arslan. Bütün ekibime çok teşekkür ederim. Herkese buradaki çok teşekkür ederim. Aslında böyle küçük de bir kalabalık var şu an burada. Sanki hepimiz bir konserdeymişiz. Gerçek böyle kalabalık, hepimizin böyle terden sırılsıklam olacağı bir konserdeymişiz gibi hayal edeceğiz. Ve bugün öyle çalacağız. Çok teşekkür ederiz şimdiden Garanti BBVA'ya bize bu fırsatı yarattığı için. Umarım daha bir sürü müzisyeni böyle organizasyonlarda görürüz. Çok teşekkürler. Bu şarkı hayalleri büyük olanlara gelsin. 2, 3... Hey! Yine gece uluverir ve görüverirsin. Rüyalarda yara bere içindesin. İçindeki bedevi sana söyledi. Kimse de kolay olacak demedi. Gece uluverir, yoruluverirsin. Belki bu yola henüz hazır değilsin. Yarının belirsin. Zaten hiçbir zaman hazırım demeyecektin. Düş kalk sana düşman. Zor savaşmak hele de kendinle. Ama sen bunu sevdin bir kere. Gece oluverir ve görüverirsin. Hataların en büyük öğretmenin. Doya doya bedeni, yaralı seferi. Yara aldıkça güçleneceksin. Gece oluverir ve görüverirsin. Her gün yeni bir yola gireceksin. Hedefin geçici. Zaten hiçbir zaman bitti demeyeceksin. Düş kalk sana düşman. Zor savaşmak hele de kendine. Ama sen zoru sevdin, zoru zoru sevdin. Düş kalk sana düşman. Zor savaşmak hele de kendine. Ama sen bunu seçtin, bile bile seçtin. Bile bile seçtin. Bile bile seçtin.
Evet, devam ediyoruz Garanti BBVA ile Sesini Açığa. Noman orada konuğumuz. Şimdi bundan 3 sene önce, bugün aslında program başlamadan önce bunu konuşuyorduk. İşte işini bırakıyorsun, işini gücünü bırakıyorsun ve tamamen müzikle ilgilenmeye karar veriyorsun. Peki son 1,5 seneye saymazsak eğer. Çünkü 1,5 sene çok sürreal oldu hepimiz için yani. Hani oldum olmadım, nasıl 1,5 sene geçti diyoruz ama. Bu aldığın karar eminim ki seni çok mutlu ediyordur. Ama böyle bunu yapmak isteyen müzisyenlere neler söyleyebilirsin? Hangi mesleği bırakıp hangi mesleği yapmak istiyorlarsa gene de tavsiyem aynı. Kesinlikle denemeye değer o şey her neyse. En kötü ihtimalde olmadığı senaryoda bile yani o bir başarısızlık gene değil. Başarısızlık bir sene kaybeder, bir şey iki sene kaybeder, zaten. Geri dönür öbürüne. O bile öbürüne. Kayıp değil yani. Hani her şey bir kazanç yani, öyle bakmak lazım. Kimseye rezil olmuyoruz, bir şey olmuyor. Hepimiz kendi deneyimimizi yaşıyoruz ve o bir şeyi deneyimliyoruz ve onunla ilgili kendi tahlilimizi yapıyoruz aslında. O yüzden kesinlikle denemeye değer yani. O her neyse. Bir yerden başlamak lazım. %1500 katılıyorum. Peki o zaman biraz günümüze tık 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 yaklaşıyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cehennem çıktı. Klibini çok beğendim. Şarkıyı çok beğendim. Teşekkür ederim. Onu zaten artık hızlı bir tüketim toplumunda olduğumuz için bence zaten şu programımız yayınlandığında herkes yemiş, yutmuş, hatmetmiş olacak o şarkıyı. Ama arada bir de bataklık geliyor şu anda. Ve hatta canlı olarak ilk kez burada Sesini Aç sahnesinde dinleyeceksiniz bataklığı. Birazcık o yüzden bataklıktan bahsedelim istiyorum. Aslında benim bu eskiden yaptığım bir besteydi. Yani pandemi birazcık benim için eski besteleri tamamlamakla geçti. O yüzden hani her şarkımda aslında ben birazcık da o ara yaşadığım şeyi anlatmaya çalışıyorum ama bu o ara yaşadığım bir şey olmaktan çıktı. Eski bir hikayeyi devam ettirmiş oldum. Ya aslında şey gibi, bataklığın hikayesi toksik bir ilişki. Toksik bir ilişkiden çıkmak da hep zordur yani. Ne kadar toksikse işin içerisinden uzaklaşmak da bir o kadar acı verici olur yani. Hani sana iyi geldiğini bilirsin ama gene de çıkmak çok zordur falan. Çıkarsın girersin, çıkarsın girersin. Ve böyle hani onun içerisinde de hani özgürce hareket edebildiğim ve hani kimsenin huzurunun kaçmadığı tek senaryo aslında o senaryoyu boyun eğmektir ya. O bana çok bataklık gibi geliyor. Özgürce gidebildiğin tek alan daha da derine gitmek. Ama o da seni boğuyor yani. O yüzden bataklık şarkının ismi. O tarz bir şeyler yaşayan, yaşamış, yaşayacak kim varsa bir şeyler bulabileceklerini düşündüğüm bir parça. Bana göre şarkı böyle varım, zor tarz olarak varımla zorun böyle karışımı gibi. Ama böyle konusu daha beni biraz gibi falan. O yüzden hani böyle No One Orada şarkılarının bu üçünü seviyorsanız bu şarkıyı da sevmeniz mümkün gibi bir şey yani. Benim için. Şey, ürün öneriyor. Evet. Bunu sevenler biraz bunu öyle da alabilir şeklinde. Evet. Peki hemen burada müziğe geçmeden önce birkaç tane Instagram'dan gelen soruyu seninle paylaşmak istiyorum. Eren Gülşahin sormuş. Eğer şarkılarından biri olmak isteseydin hangisi olurdun? Beteri yok herhalde. Beteri yok uslanmaktan. Çünkü bazen o şarkıyı bile ben bile gaza gelmek için açıp dinliyorum yani. Bana motivasyon versin diye beteri yok uslanmaktan olmak isterdim yani. Çok fazla konuda başımıza bir şey geleceğinden ya da işte uslu durmadığımız için birileri bizi yargılayacak diye bir şey yapmak istediğimiz şeyi aslında yapmazken buluyoruz kendimizi. Bence o bizim ruhumuza ihanet. Yani o bize bir şey kazandırmıyor, bence bizden bir şey götürüyor. O yüzden kendimi o konuda böyle bazen cesaretlendirmek için o şarkıyı dinlediğim ne oluyor. Ne güzel ya. Kendin yazdığın, söylediğin bir şeyin gaza gelmek. Evet. Bu arada bugün çok tatlı. Bugün ya da dün, hatırlamıyorum şu anda. Bir tane yakın arkadaşlarımdan biri işte senin konuk olduğunu bildiği için şey dedi yani. Noman Orada benim için gaza gelme müzisyeni dedi yani. Hani bir sürü şarkısını bir sürü konuda yani gaza getiriyor beni dedi. Kendine de bunu yaşatıyor olman aslında evet enteresan yani. Bir de o şarkıyı artık zilyar kere duyuyorsun yayınlayana kadar. Yani bıkıyorsun falan tabii. Ama beteri yok uslanmaktan benim için öyle bir şarkı değil. Hala bıkmadım yani. Vallahi çok seviyorum evet. Peki Gülcey sormuş. Müziği hobi olmaktan çıkarıp işin haline getirirken nereden başlamak lazım? Hmm. Aslında az önce konuştuk ama bu kısmını konuşmadık. Ya vallahi ben şeyi hiç hatırlamıyorum. Ne ara bu kadar inandım? Gerçekten çünkü sadece şarkılarım vardı. Ben ne şeyi biliyorum hani sahneye çıkınca ne hissedeceğim, ne yapacağım, hoşuma gidecek mi o deneyim? Ne onu biliyorum ne de sektörü biliyorum, insanları biliyorum. Hiçbir şey bilmeyerek ben başladım. Cup. Evet. Atladım. Sadece aklımda şu vardı yani. Bu şarkılar var. İşte
böyle atıyorum işte Pinterest'te fotoğraflara bakıyorum. Vay be, ne güzel fotoğrafları var insanların. İşte ben de öyle bir şey yapsam, işte kimi tanıyorum? Ay, kimseyi tanımıyorum ama belki bir tanıyan birini tanıyorumdur falan diye sürekli birileriyle konuştum. Hani bir, şu konuda tanıdığın biri var mı, bu konuda tanıdığın biri var mı falan. Bir de hani halihazırdaki arkadaşlarım da böyle yardım etmek istediler. Hani bir tanesi işte kıyafet tasarlamak istiyordu. Dedi gel ben de hazır böyle bir şey denemek istiyordum. Evet, hadi süper. Gel sana bir şeyler yapayım. Başka bir tanesi dedi tamam ben fotoğrafları çekerim. Başka bir tanesi iyi ben produce edeyim falan. Hani bir imece usulü bir şey oldu bir anda. Mükemmel. Ama şuna inanıyorum. Hani laf olsun diye değil ya. Bir şey gerçekten çok isteyince onun ızdırabını da seviyorsun ya. Hı hı. O bence hissediliyor başka insanlar tarafından da. Ve eğer bir şeye dahil olacakları varsa o kimyayı görünce dahil olmak istiyorlar bence. Kesinlikle. O yüzden herhangi bir yerden başla derim yani. O gerisi geliyorsa geliyor. Zaten gelmiyorsa da o kadar istiyor olmuyorsun genelde. Yani benim için öyle en azından. Peki tam bunun üzerine bence Rabia Birben sanki bu soruyu duydu şu anda, cevabı aldı. Üzerine de bunu sormak istemişçesine bir soru. Peki ürettiği müziği paylaşma cesaretine nasıl kavuşmuş diyor. Sonra da diyor ki ve iyi ki kavuşmuş kalp. Ya bende hatta bir de şöyle bir durum da var. Ben işte Boğaziçi'nde müzik kulübünden mezunum bile diyebilirim. O kadar çok müzik kulübüne giderdim kendi bölümümden ziyade. Orada da şeydi yani hani en iyi müzik caz müziktir efendim. En makbul müzik de şudur falan gibi bir durum vardı ve hani bu tarz müzikler hiç bizim yaptığımız müzikler değildi. Herkes ne kadar kompleks o kadar iyi diye düşünüyordu hani müzik için. Karmaşıklaştıkça daha güzel geliyordu bizim kulağımıza gerçekten. O yüzden benim de çekincelerim oldu başta. Ya bu ne ya, çok mu şey oldu falan filan diye. Çok işte çok mu pop oldu, çok mu cheesy oldu artık her neyse. Ama canım o kadar çok yapmak istiyordu ki bu şarkıları. O kadar çok istiyordum ki yayınlamak. Gerçekten deneyip görmek istedim. Bakalım ne oluyor diye. İyi ki yapmışsın bu arada. Evet, böyle çok saçma yani. Böyle birkaç ay içerisinde sonra olanlar çok garipti yani. Şu an dönüp bakınca çok sürreal bir şey yaşamışım yani. Bu arada bize bugün senin gitarın da eşlik ediyor. Evet. Ve çok kısacık ondan da bahsedelim. Çünkü onu da yine prosesini Instagram üzerinden görmüş oldum. El emeği göz nuru evet, bir gitar. Ne yaptın sen ona ya? Bir şeyler yaptın. Ya bu benim bence yani hem güzel bir şey hem zor bir şey. Ben bir şey yapacağım zaman hani atıyorum mesela bu konser benim için öyleydi. Hı-hı. Yani maksimum ne yapabilirim diye oturuyorum böyle sabah akşam onu düşünüyorum sadece. İskolik demiştin zaten. Evet. Değil mi? Ama hani bilinçli olarak yapmıyorum bunu. Hı-hı. Hani böyle eskiden o kurumsal dünyada çalışırkenki bir iş yapma şekli gibi de değil. Yani delicesine uğraşmak istiyorum onunla. Derken hani hep gitar vardı. Yaklaşık bir senedir benimle zaten Zuhal Müzik sağ olsun bana o konuda destek olmuştu. Sonra dayanamadım yani o kadar ya birazcık şey bir solom var da işte orada bir solo çalıyorum. Ona biraz çalıştım. Çalışınca şimdi çok gaza geldim falan dedim hani bu birazcık daha bir şeyler veresim var. Bu gitarın biraz yaşanmışlığa ihtiyacı var işte o biraz boyadım falan bir şeyler boyadım, oldu. Bayağı şey şu anda böyle ojeyle boyadım. Işıl ışıl yani kendisi. Bayağı evet şu tırnağımı sürdüm ojeyle boyadım yani. Onu içeride gördüm zaten parlak. Evet, bitti mükemmel. Oje tabii böyle birkaç tane daha aldım. O zaman müziğe geçiyoruz. Birazdan da yavaş yavaş sonuna gelerek devam ediyoruz. Bu bir kim ne derse desin şarkısı. Na 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 suyu bilinir olduğu gibi yanıma gelip yalanını pirin verilmişim gibi davranma bana beni öp beni sev ama beni anlatma bana yasak bir şehir hepimiz esir kanımdaki zehir bırak gideyim dönüyor dilim görüyor içim burada hüzünlerin hepsi yalan bana göm bana söv ama önüm
sıkıntı batardı. Kal deme bana. Dünyan bir hataymış. Buraya kadar. Kelimelerin keskin ama gözyaşı derler o gözlerine dolana. Hadi döv dizini ya da katıl arsızlığıma. Cennetin paydı, rahatı batardı. Kal deme bana. Dünyan bir hataymış. Buraya kadar. İçinden geçtiğimiz bir dönem var. Ve bu dönemi tanımlamak için bazı kelimeler gerçekten yetersiz. Bütün müzik sektöründe çalışan herkes için, bütün müzik emekçileri için, bütün müzisyenler için bu dönemde belli talihsizliklere kaybettiğimiz insanlara gelsin. Yanlıştım, sönmezdim, ruhsuzdum, gülmezdim, kendimi bilmezdim, öldürsen ölmezdim. Madem bu dünya böyle beterdi, hayat dediğin hep acı ve kederdi. Dedim bir ömür hep böyle geçer mi hiç? Geldik mi yılları, verdik mi kabusu, gerçek mi yanlış bu, neredeyiz? Belki cehennem böyle bir yerdi, ruh gibi herkes işine giderdi. Dedim solup gitmek burada hüner mi ki? Ömer Okan Arslan. Bana ne, bana ne. Bana ne, bana ne. Bana ne, bana ne.
Evet, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Garanti BBVA ile sesini açın. Son bir oyunumuz kaldı. Bir iki tane sorum kaldı. Sizlerin de sorularını sordum. Bence şahane de bir program oldu. Birazcık senden böyle sosyal medya kullanımından bahsetmek istiyorum. Aslında arada şey yaptım ama hani minnoş bir geçirdim mevzusunu ama sosyal medyada sadece bu hallerini mi paylaşıyorsun yoksa canın sıkıldığın mesela şeyi de görüyorum bazı isyanlarını da yazıyorsun toplumsal olaylara karşı ama nasıl bir şey senin için sosyal medya mecrası? Ya hem bela gibi hem harika bir şey gibi. Yani benim de düşünce dünyam çok karışık o konuda ama en net anladığım dönem pandemi başlayınca oldu. Çünkü ben çok seviyordum sosyal medya kullanmayı. Hı hı. Sonra pandemi olunca bir anda konserler hayatımızdan çıktı ve ben resmen kendimi böyle bir şey paylaşmak için fikir düşünürken falan buluyorum hani. Bir süre öyle gitti, sonra asla içimden bir şey yapmak gelmediği için, paylaşabileceğim de bir şey olmadığı için kendimi sürekli olarak ittirirken, zorlarken buldum ve o bana hiç iyi gelmedi. İşte mecbur hissetmek evet, değil mi? Bela öyle. Olduğum nokta o zaten. Öte yandan işte böyle bir iki şarkı falan çıkarmaya başladığımda sonra tekrardan bir baktım ki aslında o heyecanla çok paralel gidiyor. Yani bir şey için heyecanlandığımda, bir şey paylaştığımda ben de çok isteyerek yapıyorum. İş gibi de gelmiyor, zulüm de olmuyor falan. Ve yani insanlar da gerçekten bence içimden geldiğini de hissediyorlar. O yüzden dedim ki içimden bir şey paylaşmak gelmiyorsa bundan sonra paylaşmayacağım. İş gibi de görüyor ya evet, insan bir yani, yerden sonra orayı evet, aslında. Aynen. Benim için mesela öyle bir yandan iş de aslında sosyal evet. medya. Ama dediğin gibi insana kendini kötü hissettiren bir tarafı da var. Bir evet. şey bulmalıyım falan. Hayır ya. Yani. Oraya işte hiç oralara girmeyince de hayat o kadar gül gibi geçiyor evet, ki. Evet aslında öyle bu arada. Valla kendim için yaptığım en iyi şeydi diyebilirim yani. 7-8 aydır o şekilde paylaşıyorum sadece. Peki pandemi falan demişken işte o dönemde telefonlarla ilişkimiz falan ama sizin telefonumuzu bir kenara koyacak olursak süper bir şey yaptınız. Evde projesi. Yani belki de bu pandemi sürecinde iyi olan bazı dijital konserler dışında olan en iyi şey sizin yaptığınız şeydi. Süper bir ekip. İşte Sedef, Birkan zaten, Can vesaire. Zaten bunu yapacaktık diyorsun. Sonra bu iyice şekillendi, şamallendi ve bir... 5 ay sürdü bu arada. Aklımıza fikir geldi. Neredeydi bu arada? Sapanca'daydı. Sapanca'da. Bir sonrakine net Ege'deyiz yani. Ha, lütfen. Yani... Herkes en sonunda onu dedi yani. Gerçekten biz niye güneye gitmedik falan ama kapanma olacak mı? İşte sokağa çıkabilecek miyiz bilemediğimizden İstanbul'a yakın olsun demiştik. Rüya gibiydi yani. Benim için hele çok güzel. Bir yanda Birkan var, bir yanda Sedef var, bir yanda Cano. Yani herkesle yani zaten çok sevdiğim insanlar ve herkesle paylaşımım da çok başka. O yüzden benim için mükemmel geçti ya. Bir daha olsa yarın hemen giderim yani. Gerçekten çok bunun güzeldi. Bunun için illa bir kapanmaya da ya da şey ihtiyacımız ya, yok. Yılda kendinize 3-4 ay bence aynen. süper bizi ayırırsınız. Bizi çok güzel o pandemi psikolojisinden çıkardı o. Yani tabii, uğruna uğraştığımız, iple çektiğimiz bir şey olması. Yani sadece oraya gitme süreci bir şeydi. Oraya gittikten sonra oradaki süreci geçiyorum. Albüm çıkana kadar falan biz bayağı aylarımız kurtuldu yani bence tabii. psikolojik olarak. Evet evet. Ya hele ki üreten insanlar için durmak. Evet. Ben hoş yani durunca da üretiyorsunuz sizler ama hani yine de daraltıcı olur. Ya bu versiyon en azından evet, daha evet. yüksek. İşleyen demir paslanmaz. Ben buna çok inanıyorum ya. O zaman son oyunumuza hazır mısın? Evet. Tamam. Hazır mıyım bilmiyorum. Bence hazırsındır ya. Şimdi bir takım cümleler okuyacağım. Bu bir takım cümlelerde bir takım insanlara ait şıklarımız da var. Sence kim söylemiştir bu cümleyi şeklinde? İlk cümlem geliyor. Aslında düşünmeyi sevmiyorum. Ama sanırım insanlar düşünmeyi çok sevdiğimi düşünüyor. Ve ben sevmiyorum. Düşünmeyi hiç sevmiyorum. Demiş birisi. A. Kanye West. B. Jennifer Lopez. C. Lady Gaga. D. Brad Pitt. Ya Lady Gaga veya Kanye West derdim. Kanye West'ten birazcık daha iddialı sözler beklerim aslında ama... Kanye West diyeceğim. Bildin mi? Doğru cevap. Evet. Japonya'ya gitmeyi hiç istemedim. Bunun nedeni balık yemeyi sevmemem. Ve balık yemenin Afrika'da çok popüler olduğunu biliyorum. Yine kafası karışık bir ünlümüz diyeyim sana. Okay. A. Chris Martin. B. Beyoncé. C. Dua Lipa. D. Britney Spears. Britney Spears diyeceğim. Sen kafası karışık dedin çünkü. Britney Spears mı bu? Abi yani Japonya'yı Afrika'da sanması bence zaten... Vallahi bilmiyorum. Başlı başına. O enteresan bir mesele. Ben tam çözemedim. Yani, Britney Spears'ı? Evet. Üzücü. Benim çocukluğumun
önemli karakterlerinden birisi olduğu için kendisi, hatta bayılıyordum yani. Evet, ya neler olduğunu bilemiyoruz. Bir de hani böyle o spotlight'ın altında çok acımasız bir paparazziye karşı tabii korkunç metalaştırılmış bir hayat sürdüğü için senelerce daha böyle kafası aymamış bir dünyada falan. Evet. Hayal edemiyorum yani, onu gerçekten üzülüyorum yani düşündükçe. Ben de yani gerçekten sıkıntılı bir durum var. Devam ediyorum. Yine çok mantıklı bir cümleyle karşınızdayım. Hayır hayır, İngiltere'ye gitmedim, Londra'ya gittim demiş. Allah Allah. Billie Eilish, Santana, Paris Hilton, Jeff Bezos. Jeff Bezos diyeyim ya. Paris Hilton çıkacak. Evet. Yine bildin sayılır bence. Yani bilerek demek istedim. Böyle bir kadını seçmek istemedim sadece. O yüzden öyle demek istedim özellikle. Peki, evet. Küçüklüğümden beri yer çekimini fark ediyorum. Oo, demiş birisi. Enteresan. Cameron Diaz, Donald Trump, Angelina Jolie, Elon Musk. Elon Musk diyeceğim. Cameron Diaz. Hiç beklemezdim. Kesinlikle kendisiyle muhabbet etmek istedim ya. Çok enteresan. Cameron Diaz'la değil mi? Küçüklüğümden beri yer çekiyorum, fark ediyorum. Bence de enteresan. Ve son. Bildiğim zaman anlarım ve bunu anlayana kadar bilmiyorum. Gibi yine mükemmel bir cümleyle. A. Justin Bieber, B. Bruno Mars, C. Tom Cruise, D. Justin Timberlake. Ya bilmiyorum ya. Bunu gerçekten bilemiyorum. Salla birine. Farz et ki testteyiz. Eskiden Justin sallardı. Bieber. Ama Justin'ler tuttu. Ben yine %50 aklını veriyorum. Evet, Justin Timberlake. Evet, hiç bilemedim evet. Ya bunlar zaten bilinecek bir şey. Yani bir ipucu yok bunda. Evet. Tamamen aslında sallamamız gerekiyor eğer cümleyi bilmiyorsak. Peki, ufaktan sonuna geldik programın. Müzikle kapatacağız zaten. Hoş geldik programın sonuna. Öncelikle Cehennem'i bir kez daha tebrik ediyorum. Çok gerçekten özellikle videosu bence süper eğlenceli. Bataklık hayırlı olsun diyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Çünkü bugün bu programda canlısını dinliyorsunuz. Muhtemelen ya bundan birkaç gün önce ya bundan her türlü önce. Sonra da olmaz. Aynen. Her türlü önce ama ilk kez canlı burada izleyeceksiniz. Evet. Key Taran'a sevgilerimi sunuyorum. Ve önümüzdeki yıllarda onu cafcaflı bir şekilde rengarenk görmeyi hayal ediyorum. Aynen. Sana da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Son dönemde gördüm en keyifli insanlardan biriydin. Teşekkür ederim. Umarım böyle bir sürü müzisyenle, bir sürü müziğe gönül vermiş bir sürü isimle böyle şeyler bol bol görürüz. Evet, onun için evet. Ayrıca bir önemi var bu tarz işlerin. Teşekkür ederim. Çok olsun. Hoşça kalın. Bu parça benim için en özel parça diyebilirim. Bütün sevdiklerimize, seveceklerimize, kaybettiklerimize ve kazanacaklarımıza gelsin. Sıfatların olmadığı, insanların birbirlerini yaralamadığı, daha güzel, daha barış dolu bir dünya için gelsin bu şarkı. Derken senle ben de bir ayrım göremiyorum. Kalın.
yollara sığamıyorum. Dedim ki bak yıldızlar belki sınırlı hayali aramıyorum. Tanımlayan sözler aynı sözler tam da bu yüzden götürüyor bizi bizden. Geldim gideceğim hep de değişeceğim. Şu kısacık hayatı kanı kanı içeceğim. Etiketleri çıkarıyorum. Sıfatları bırakıyorum. Dedim sen ben iki fani ruhu firari aramıyoruz. Çizgilerimizden aynı sözler tam da bu yüzden dökülüyor dilimizde. Geldim gideceğim hep de değişeceğim. Şu kısacık hayatı kanı kanı. Hey! Rüzgar olup eseceğim gökte süzüleceğim. Kimsin sen deseler ben sadece sadece varım diyeceğim. Kimsin sen deseler ben sadece sadece. Bu parça konfor alanının dışından çıkmaya karar vermiş o cesur yüreklere armağan olsun. Kuzey bu, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Kuzey bu, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Yabancıyım bu ormana. Dört bir yanımı sarıyor kulplar. Önüm arkam sağım solum tuzak. Diyorum kendime şu kafanı kaldır, yıldızlara bir bak. Sakin ol, nefesini tut, kuzeyini bul ya kuzeye kaç. Bakamam arkama, düşünce kimse kaldıramayacak. Oyunu gör, oyunu anla, sonra git adımını at. Hey, kuzey bu. Kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Kuzey bu, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Düşüyor önüme habire kayalar. Bir avuç toprağa avulamam. Kanatlanıp uçuyorum havada. Dene bir bak, nefesin yakıcı sıcak. Diyorum kendime şu kafanı kaldır, yıldızlara bir bak. Sakin ol, hevesine yut, kuzeyini bul ve uzaya kaç. Arkana bakma, yüksek ama korkma. Hadi bir gözünü aç, önünü gör, yolunu kavra. Sonra git adımını at. Kuzey bu, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Kuzey bu, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Çıkan balık önümde rastlanma.
kaç kuzeyini bul ve gözünü aç. Bu bizim son şarkımız. Çok özel bir dönemdeyiz. Çok zor bir dönemdeyiz. O yüzden bu tarz bir etkinliğin içerisinde böyle bir sahnede yer almak benim için gerçekten artık sürreal bir şey. O yüzden emeği geçen herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Başta, en başta saydığım orkestraya, ekibe çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sevgili Can'a, sevgili İpe'ye, sevgili Melis'e, Emre'ye, Aras'a. Eğer birini şu an hatırlayamıyorsam çok özür dilerim diğer herkese. Babilon ekibini, şu an çekimde, kayıtta emeği geçen herkese, sevgili Ufuk'a, sevgili Garanti BBVA'ya böyle bir fırsat bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi umarım bir sürü müzisyeni, bütün müzisyenleri hatta böyle okazyonlarda görebiliriz pandemi süresince. Tekrar çok teşekkür etmek istiyorum ve yeni parçamıza geçmek istiyorum. Bu parçayı ilk defa canlı çalacağız. Hatta sanırım yayınlandığı tarihte de şarkı yeni çıkmış olacak. O yüzden benim için ayrı bir heyecan. İsmi Bataklık geliyor. Tekrar siz izleyenlere de, müziği paylaşanlara, herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Geliyor. Elimiz bize ne oldu, bize ne oldu, bize ne oldu, bize tenindeydi beynim durdu, beynim durdu, beynim durdu. Yine yeminlerim yalan oldu, beni bozdum, beni bozdum. Gene belki sonumuz da buydu, ne mutlu, ne de mutsuz. Aklım yaramaz, bedenim yorulmaz, kalbim darılmaz ama yine de yarın bilinmez, sen ben bilinmez. Belki de sürmez ama kime ne? Gidiyoruz ama nereye? Gücüm hiç yok, dur demeye. Tek kaçışım ama kime ne? Gidiyoruz ama ne? Teşekkürler herkese.